Ceza infaz kurumundan görüntülü aileleriyle görüşme imkanı sağlandı. Bolu'da bulunan ceza infaz kurumlarında yeni döneme girildi. Cezaevinde bulunan mahkumlar belli sınırlar içerisinde aileleriyle görüntülü konuşabilecek. Yeni bir yönteme geçildi arkadaşlar. Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumundan görüntülü aileleriyle görüşme imkanı sağlandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, akıllı teknolojilerin ceza infaz kurumlarına entegrasyonu projesiyle artık hükümlülerin eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla görüntülü görüşebileceklerini, elektronik sayım yapılacağını, elektronik ortamda sağlık hizmetlerine erişileceğini, dilekçe hakkının kullanılacağını bildirmişti. O uygulama hızla yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda Bolu'daki ceza infaz kurumlarında ıslah edilmek üzere mahkum bırakılan vatandaşlar artık aileleriyle görüntülü konuşabilecek. Türk Telekom'un altyapısıyla şu anda bizim infaz kurumlarımız da o sisteme geçti. Cezaevlerinde ve Bolu'da yaşayan adli olaylar hakkında bilgilendirme yapan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş konuya ilişkin bilgiler verdi. Yeni bir yönteme geçildi arkadaşlar. Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumundan görüntülü aileleriyle görüşme imkanı sağlandı. Türk Telekom'un altyapısıyla şu anda bizim infaz kurumlarımız da o sisteme geçti. Yaklaşık 10 gündür de faal kullanmaya başladık. Her koğuşta bir görüntülü konuşma aparatı var. Kişi ailesiyle yine tabii belli kuralları var. Ben rastgele birini arıyorum değil. Onun ceza infaz kurumunun yasadan kaynaklı kuralları çerçevesinde aileleriyle bu görüntülü konuşma şeyini kullanarak görüntülü konuşabiliyorlar. Belge gönderip alma imkanı var. O sistem üzerinden tabii yine bizim denetimimizde.